Belen'de devam eden yangınları bölge milletvekilleri de yakından takip ediyor. 2 gündür İskenderun, Belen ve Arsuz'da devam eden yangınları mahallinde takip eden AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin ve Mehmet Güzel Mansur haber ekibimize yangınla ilgili açıklama yaptılar. AK Parti Hatay Milletvekili Özel yangını tüm detaylarıyla yakından takip ettiklerini ve devletin tüm birimlerinin her türlü çalışmaları sürdürdüğünü söyledi. Hep beraber yangının söndürülmesi için gerekli koordinasyon yapıyor. Fakat siz de gazeteci arkadaşlar olarak tanıksınız. Siz dünden beri gerçekten bir rüzgar muhalefetiyle karşı karşıyayız. Bu rüzgar muhalefeti hava araçlarının çalışmasını güçleştiriyor. Ama bugün öğleden sonra inşallah rüzgarın durması ile ilgili bir öngörü var, öyle bir bilgi var. Hava araçları daha yakın çalışacak. Epey bir yer kontrol altına alındı. Fakat ilerlemesi şu anda durdurulmaya çalışılıyor. İşte yerleşim yerlerine bulaşmaması, sıçramaması için kaldı ki dün buralar soğukta çalışması yapılan yerler biliyorsunuz. Şu fedek sesinin arka tarafları. Biz sabah 4'e kadar oradaydık. Ondan sonra tabii sık sık dillendirilen sabotaj ihtimali göz önünde bulunduruluyor. Fakat dünden beri emniyetimize ait İHA'lar havada hem yangının seyrini takip edip birimlerimize bilgi vermek hem de bu sabotaj ihtimalini değerlendirmek üzere istihbari bilgi toplamak üzere havada hiçbir kimsenin şüphesi olmasın, endişesi olmasın. Bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Hem istihbari anlamda hem yangının söndürülmesi anlamında. Ben buradan tekrar milletimize geçmiş olsun, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Hala hazırda gözaltı yok ama bildiğim kadarıyla ifadesine başvurulanlar oldu. Fakat bütün bilgiler, belgeler, bulgular değerlendiriliyor. Ona göre inşallah bir gerek olursa kamuoyuna da emniyet birimlerimiz bilgi verecek. Biz de bilahare bilgilendiririz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, bölgede devam eden yangınlar da anlamda artıyor. Valilik trafo diye açıklama yaptı ama bunun sabotaj olduğuna inanıyoruz dedi. Söndürme çabaları devam ederken hiç beklemediğimiz bir bölgeden yeni bir haber geliyor. Örneğin Sebzali'nin arkasında otobandan bir haber alıyoruz. Ekipler oraya gidiyor. Orada söndürme işlemi yapılırken duyuyoruz ki otobanda bir yangın var. Ekipler oraya gidiyor. Orada yapılırken Şahin Tepesi'nde var. Oraya gidiyor. Orada yapılırken Fethek evlerinde var. Oraya gidiyor. Orada yapılırken filan. Bu şeyleri incelediğimiz zaman yangının başlangıcında Sayın Valimiz trafodan kaynaklı bir patlamanın olduğunu ve bundan kaynaklandığını söylemişti ama daha sonra oluşan yangınlara baktığımızda birbirlerine olan mesafeleri, zamanlamaları, özellikle bir yangın bir yerde devam ederken daha uzak bir mevkide çıkması konularına baktığımızda sabotaj olayının, sabotaj ihtimalinin daha da yükseldiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle sabotaj bunlar ve süreklilik arz ediyor. Şimdi bakın bu bölgede sabah 11.30'da yangın çıktı. Burayla bağlantısı olan hiçbir yangın yok. Talebimiz şudur ki burası afet bölgesi kabul edilsin ve mağdur olan tüm ailelere devlet yardım etsin. Kaldı ki daha önceki yangınlarda da tekrar ettiğimiz gibi yine söylüyorum burada Orman Bölge Müdürlüğü'nün kurulması gerekir. Ve Orman ve Bölge Müdürlüğü içerisinde Milletvekili Mehmet Güzel Mansur ise vatandaşların yaralarının sarılmasını istedi. Herkesi geçti çok tekrar. Görüyorsunuz yine yangın söndürme araçları yine işin başında şu an Sayın Valimiz devletli birlikte beraber geldiler. Yine onlarla yer devam ediyoruz çalışmaya.